Herkese arkadaşlar, ben Emre Donacak. Arkadaşlar, bugün size çok güzel bir şey yapacağız. Bildiğim üzerine geçen günlerde bana Fırat Akyol, bilgisayar mühendisi bir abimiz, eski kasasını yolladı. Kendisi yeni bir bilgisayar almış kendine. Ondan sonra dedi, kardeşim diye bana mesaj attı Facebook'tan. Efendim abi dedim, abi şey dedi. Elimde bir tane kasam var dedi, eskiden kullandığım, işe yaran, zamanın canavarı olan bir kasam var dedi. Şu anda işime yaramıyor dedi. Eğer lazımsa sana verebilirim dedi kasayı. Ben de mutlu olurum. Sen de mutlu olursun dedi. Hiçbir karşılık beklemeden bana kasayı verdi. Çok Allah razı olsun abimden. Çok teşekkür ediyorum abime. Ondan sonra arkadaşlar, tabii herkesin böyle bir şey olmuştur. Kasanızın hani bu CD ve DVD yerlerinin kapakları oluyor ya. Onların birini çıkartmışsınızdır, kaybolmuştur. Veya DVD'leri takmışsınızdır. Ondan sonra DVD'niz bozulduktan sonra DVD'ni çıkartmışsınızdır. O kapak kaybolmuştur. Orada kapak kalmamıştır yani. Mesela siz bir bilgisayarcıysanız bunu müşteriye satmak biraz sıkıntı olur. Fiyattan düşersiniz aşağıya. Ama artık bu durumu bugün kaldırmaya karar verdim. Küçükken bakın arkadaşlar, ben hatırlıyorum. Böyle kasam vardı. Kasam bu şekilde diye üzülüyordum. Hatta kendim plastik eriterek falan bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Ama o da olmamış. Çok kötü gözüküyordu. Ben kendimi iyi gözüktüğünü zannettim. Ondan sonra annem uyardı beni. Bu olmamış falan dedi. O neyse, o kasada geçti gitti artık. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum işte. Bugün o sorunu kaldıracağım. Belki küçük kardeşim izliyorsa bunu kendileri de yapabilecekler. Herkes yapabilecek bu videoyu. İnşallah sizin de işinize yarayacak. Böyle ucuz videolar toplamaya, ucuz bilgisayarları kurtarmaya devam ediyoruz yani. Eğer siz de bize destek olmak istiyorsanız lütfen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayınız. Özellikle like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yani kasamız beyaz, güzel bir kasa. Fazla bir şey masrafımız olmayacak. Gereken parçalarımı şöyle bir tane eski DVD'nizin dışı, orijinal DVD'ler oluyor. Onların dışını öyleyorlar. Ben 7. sınıftayken şöyle bir babam konu anlatımı CD almıştı. DVD almıştı pardon. İçi boş gördüğümüz gibi. Bunu keserek yapacağım. Birincisi bu olacak bak. Ama bu böyle direkt koymayacağım bunu. Şöyle geçen günlerde 5 liraya modifiye diye bir video çekmiştim. Orada biraz bant atmıştı. Az bir şey bant var, onu kullanacağım. O 5 liralık modifiye de yine böyle fosforlu bantımız vardı. Bunu kullanacağım. Bu isterseniz olmayabilir. Fazla gerek yok, ben süs olsun diye. Ondan sonra şöyle bir Japon yapıştırıcısı var. Bunu kullanacağım. Muhteşem bir şey yapacağız. Ben size tekrardan söylüyorum. Eğer içinize yarayacaksa izleyin. İçinize yaramayacaksa zevkinden izliyorsunuz izleyin. Ama izlemek istemiyorsanız isterseniz izlemeyin. Hepinize iyi seyirler diliyorum ve videoya geçiyoruz. Arkadaşlar, gördüğümüz gibi hayatı tutunmaya çalışan bir canavarımız var burada. Eskilerin efsanesi, güzel bir canavarımız var. Tek sorunu şurası, içini ben temizlerken bir parçanın söktüm, ona sıkıntı değil. Tek sorunu bu, buranın kötü gözükmesi. Benim elimde şöyle eski bir DVD'm var, şeyim var. LG marka. Bu DVD okuyucu olarak geçiyor, göstereyim. CD okuyucu alabilirsiniz. Beyaz renkli bu. Belki sizin elinizde de eski kullandığınız bilgisayardan kalan parçalar vardır. O, bunu takabilirsiniz. Ben bunu takacağım. Bugün ona göre modifiye yapacağım. Ya da sizin bilgisayarda zaten muhtemelen büyük ihtimal DVD'li var. Takıp kullanabilirsiniz yani. Her tarafını kapatmayacağım. Bu duracak çünkü. Belki işime yarar çünkü bu. Onu bu yüzden en aşağıya mı takıyorum diyorum. En alta mı takayım diyorum. Ve düşünüyorum ki en aşağıya takayım. Bence en aşağıda dursun. Çünkü bir bana zorluk çıkartmasın. Yukarısı sağlam durur zaten. Evet. DVD yerimi şu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Ondan sonra bu kapağı yapma bölümüne geçiyorum. Bu şekilde koyduktan sonra şu elimdeki 7. sınıf konu anlatım videoları diye bir şey var. Bunun içine kağıdı çıkartacağım. Bir saniye, hemen hızlıca çıkartayım bu kağıdı. Kağıdı çıkartıp attık. Şurada böyle plastik kaldı. Bir de şurada düz plastiği bakın. Dikkat edin. Bu düz plastiği keserek kasamın tam şurasına monte edeceğim. Bir dakika, bir saniye, aynen. Tam böyle buraya monte edeceğim. Kasaya da uyumlu bir şekilde monte edeceğim bu şekilde. Güzel bir şeye benzeyecek gibi. Nasıl diyeyim arkadaşlar. İsterseniz tam şu içten kesip içine oturtup Japon'la yapıştırabilirsiniz. İsterseniz biraz dıştan kesip yine şuralardan Japon'la yapıştırabilirsiniz. Ben nasıl diyeyim. İçten keseyim mi dıştan keseceğim. Fazla biraz sert olsun diye dıştan keserek yapacağım. Ölçümü aldım ve elimde eski bir bıçağım var. Bu bıçakla bu kutuyu kesiyorum.
arkadaşları gördüğümüz gibi kasamızı derme çatma bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani bu bana yetecek. Eğer siz bana yetmez diyorsanız biraz da özen göstererek şu parçaya hafif bir şey kırdık şuradan keserken. Onu çok yavaştan keserek hızlıca kesmeden bir şekilde halledebilirsiniz. Yani daha güzel olabilirsin. Kesin ki muhtemelen bundan 10 kat daha güzel olacak. Ama ben bugün size nasıl yapacağını takdirini verdim. Eğer siz de yapmak istiyorsanız cidden güzel oluyor kasamız. Şu anda yanımda kötü görünümü geçti. Yani çok iyi olmadı ama çok da kötü olmadı. Bence güzel bir işe yarayacak video. Eğer videoyu like atıp abone olsanız cidden çok iyi olacak. Bana da bir katkınız olacak. Kendinize de, belki ben de size bir katkı sağlamışım bu videoda. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.